gideceğimizi düşünmedim. Hadi dedim bir gidelim ya. Bari şansımızı deneyelim dedim. Ben de aynısını. Nereye gideceğiz bu sefer? Dış hattılar otoparka. Dış hattılar. Aynıymış. İç dış aynı. İç dış aynı. Arkadaşlar saat 8.44. Bizim uçağımız 10.35. Yani 2 saatimiz vardı. 10.35'teki uçak için saat 6'ya alarm kurmuştuk. 6'da uyanıp 6.30'da yola çıkacaktık. Peki biz ilk defa yurt dışına çıkacakken sizce kaçta uyanmışızdır? Uyuyakalıp saat 7.50'de uyandık ve 8'de yola çıktık. Şanslıyız ki hayatımızda havaalanına ulaşma rekorunu kırdık ve saat 8.44'te havaalanındaydık. Yani 45 dakikaya İzmit'ten havaalanına giderek gerçekten bir rekor kırmış olduk. Bu şaşkınlığımız bu yüzden. Sen gelen yolcunun giden yolcunun otobardan ayırt. Bir dur bir gidelim de gelirim. Tamam tamam. Her şey bizim gitmememiz için şu anda sıraya girmiş durumda. Bir tanesini eledik çok şükür. Evet. Diğerlerinde şöyle atıp atıyoruz çöpe. Evet inşallah Allah'ım görelim. Ya yine de ben uçağa binene kadar, yani uçağa böyle binme kapısının önüne gelene kadar yetiştik demeyeceğim anneciğim. Bu arıyorum ya. Buraya geldik ya. Burada değildi ki. Ben sanırım otopark orada yazıyordu. Allah'ım ya. Allah'ım. Bir de gidelim de gelelim diyorsun bir de. Neyse sanırım bu da sizin yüzünüzden arkadaşlar. Gerçekten galiba evren şu anda gitmememizi engelliyor anne. Maskeden konuştuğumuz anlaşılacak mı? Anlaşılır anlaşılır. Evet sıradayız arkadaşlar. Yetiştik mi? Yetiştik. Bir saatimiz kaldı. Biraz kalabalık, şu kalabalığı da açtıktan sonra, pasaport kontrolünden sonra verelim mi Paris? Yalnız şu saçma şeylere 100 lira ödediğimize inanamıyorum. Evet, bakın ya. Bunlara bize biletimizi aldık, pasaportumuzu aldık. Vizemizi aldık. Bir sürü paralara dedik zaten. Evet. Bu nedir ya? Ya dur bakalım. Çok saçma. Zaten suya birazdan 25 TL vereceğiz. Normalde 5 kuruşluk suya 25 TL vereceğiz. Nerede su 5 kuruş? Ben biraz önce bir gittim. Su nerede 5 kuruş? Bim'de 5 kuruş. Değil. Pazarlık edersen var. Yok. Evet. Annemin bulduğu her fırsatta video çekmesi peki. Kameralara yakalan. Artık internetim var. Var mı? Ayarladım. Senin de ayarlayacağım. Arkadaşlar internetim yok gibi yüzüm düştü. Bir keyfim kaçtı. Arkadaşlar. Zaten dil bilmiyoruz. Böyle kaldım. Arkadaşlar Fransızca ne kadar zor bir şey. Çok. Bir şey. Arkadaşlar merci diyebiliyorum. Evet. Merci. Bonjour de l'air. Bienvenue de l'air. Hoş geldiniz. Hiçbir şey yaramıyor ama. Sadece kibar görünüyorum o kadar. Ama işimi halledemiyorum. Arkadaşlar uçakta gelmedim ki. İnternet olmayacak dedim. Bir yüzü düştü. Bir kötü oldu. Güle güle. Orly Havalimanı'nı geride bıraktık. Gidiyoruz. Atladık ve şimdi otelimize doğru gidiyoruz. Çok heyecanlıyım. Sanki adeta Türkiye'de gibiyim ya. Ben de hala. Nasıl Paris ya? Yanlış bir yere mi geldik bu sefer? Ben de hala Türkiye'de gibiyim arkadaşlar. Ama Paris'teyiz. İnanılmaz. Çok değişik bir yolculuk olacak bizim için. Bir serüven olacak. Bakar mısınız? Tamam bir abla. Tamam bir abla. Çok dememiz değilmiş o yüzden çözüm. Anne bir kere şunu söyledim diye herkese şunu söylemene gerek yok ya. Arkadaşlar hava durumu açtığında altta hava kalitesi düşük yazıyordu. Bunu anneme söyledim ve çıkartamıyor aklımdan şu anda. One hour later. Annem yoruldu ve uyuyakaldı. Ben size dışarı göstereyim mi? Hiç görmek istemezsiniz bence. Çünkü aynı İstanbul arkadaşlar. Trafik, trafik, trafik. Bizim gideceğimiz yer normalde trafiksiz 20 dakikaymış. Şu an 35 dakika gözüküyor. Ve kilit. Taksim içinde maske takmak zorunluymuş kapalı alanlarda. Daha doğrusu otobüste, tramvayda, metroda ve takside. Bakın bir ablanın da maskesi var. Ama açık alanlar takmak zorunlu değilmiş. Modern şehirlere, altı tarihi yerlere geldik. Darararam daram. Evet. Çok güzel. Çocukluğuma döndüm. Çünkü ben çocukken de böyle pazar günleri çok sakin olurdu her yer. Tatil olurdu. Kapalı olurdu. Burası da hadi gel hem burası bizim otelimiz. Her yere doya doya bakabiliyorum. İnsan bak Gül abla bak. Kaybolduğumu hissetmiyorum. Ve bayağı... işte burası. Evet. Korkmuyorum. Korkma Ayacığım gir. Hi.
arkadaşlar. Burnumu çekiyorum. Bütün gündür burnumu çekiyorum. Evet, annem de kızıyor bana. Hiç bayağı serinmiş gerçekten. Ben de ince giymişim. Güneşe aldandım arkadaşlarım, canım arkadaşlarım. Lüksemburg bahçesini ziyarete geldim. Çünkü her yer kapalı. Evet. Sokaklarda hiç kimse çıkmıyor. Yok. Sadece karnımızı doyurmak için böyle bir açık yer bulursak oturup karnımızı doyuracağız. Çünkü otelimizde yemek de yokmuş. Bursa buldu bu oteli arkadaşlar. Birazcık sinirliyim o yüzden. Ben bulmadım. Çünkü balkonu da yok. Ben bulmadım. Ben size balkona çıkıp da böyle Instagram için etin etin yükselebilir diye fotoğraflar, videolar çekecektim. Ben bulmadım. O da olmadı. Neyse ben biraz şurada koşayım da beni çatlatayım. Koş. Hadi. Koş. İşte al. Giyin giyin gel buraya. Giyin giyin buraya gel anneciğim. Arkadaşlar burası ulusal park. Bakın insanlar burada geliyor tenis oynuyor, görüyor musun anne? Tenis oynayan var. Bu tarafta kafeler var. National bir park. Karşıda böyle saray gibi bir yer var, oraya gideceğiz. Böyle yer yer heykeller var. Arkadaşlar aşık olmaktan etrafa size çekmeyi unuttuk. Çok güzel bir yere geldik. Lüksemburg bahçesine geldik. Şimdi ben böyle bir müzik eşliğinde güzel fotoğraflar size sıralarım ama kapıyı kapatıyorlar. Bir tek biz kaldık resmen içeride. Koşa koşa çıkmamız gerekiyor. Yoksa içeride kapalı kalacağız. Bu sarayda mahsur kalacağız arkadaşlar. Çünkü saray var. Neyse ben şimdi size fotoğrafları gösteriyorum. Burası muazzam bir yer. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. İlk akşamımız. Ve otelimize yakın bir yerde rezervasyonsuz bir yere gidelim dedik. Hem de çok meşhurmuş. Yani buranın en meşhur restoranıymış. Oraya gideceğiz. Çekmekten ve videoyu alamıyor. Her yer o kadar güzel. Karşıdaki köşeyi gördün mü? Le de Mago yazıyor, gördün mü? İşte oranın yanında diğer kafe var ve arasında da yemek yiyeceğimiz yer var. Yani yaklaştık. Gerçekten biraz da başım ağrımaya başladı arkadaşlar. Diyemem. Rejim yanında çok şükür. Hemen yemeğimi yiyip ilaçacağım. Biraz daha kendime geleceğim. Daha çok tadına varacağım ve size daha güzel aktaracağım buranın güzelliğini. Bu çalan herhalde çam sesi. Neden ama? Acil durum. Ne? Ama neden? Susmuyor. Bak, Le Domago. Şimdi şeyi de bulmamız lazım. Cafe de Flora'yı da bulmamız lazım. Arasından gelip yemek yiyeceğimiz yere gideceğiz. Arkadaşlar, yemek yemeye geldik. Şu sıraya bakar mısınız? Nasıl mı var yavrum? Başım çok ağrıyor. Ama anne, kesinlikle buraya gelmelisiniz deyince bizim otelimizde yakın olduğu için ilk gün buraya geldik. Bak, daha boş masalar var. Alıyorlar demek ki bak. Baya baya patır patır alacaklar. Biz de gelelim sıraya. Arkadaşlar, bu ne? Ben bu kadar beklemiyordum. Diyorlardı ki hani bir 15 dakika beklersiniz diyorlardı da. Arkadaşlar. 2 hours later. Hala sıra bekliyoruz arkadaşlar. Ama çok yaklaştık. Anne içeridekiler böyle o kadar iştahlı iştahlı yiyorlar ki. Bence değecek bu kadar beklediğimize, ne diyorsun? Ve dışarıda oturmak istemiyoruz arkadaşlar. İçeride oturana kadar bekleyeceğiz. Inside yani, not outside. Tamam mı anneciğim? Çünkü içerisi çok güzel. Hem videosunu da çekeriz hem fotoğrafımızı da çekeriz. Arkadaşlar sıranın başında kaldık. Hala bekliyoruz ve saat 7.30 oldu. 8'e geliyor benim, bakın. Artık sağlığım tükenmek üzere. Ay gerçekten 8'e geliyor ve biz buraya kaçta geldik? 7'de. 1 saat olmuş. 1 saattir burada bekliyoruz. Sıranın başına geldik diye çok sevindik, bakın. Nerede sıra? Sıra nerede? Daha çok sıra var. Ama sıranın başına geldik. 2 kişiyiz diye, dışarıda oturmak istemiyoruz diye. Bizi almıyorlar içeri. İçerideki biri kalkınca biz öyle gideceğiz. Arkadaşlar çok acıktık. Girdik arkadaşlar. İnanılmaz ama gerçek. Girdik. Şöyle bir etrafı göstersen bakar mısınız sıraya? Bu nedir ya? Kalabalık. Çok heyecanlıyım. Şu annemin güzelliğine bakın ya. Kimse annem olduğuna inanmıyor arkadaşlar. Arkadaşlar. Yemeğimiz bitiyor. Bir tane ilave getiriyorlar. Siz doyana kadar. Sosumuz bitti, birazdan sos getireceğim. Ooo süper.
Evet, yemeğiniz bir de tekrar getiriyorlar arkadaşlar. Burada bıkana kadar yiyorsun. Ve lezzet o kadar güzel ki. Daha önce o kadar lezzetli bir patates kızartması yememiştim. Hadi adeta kestane gibi. Evet, gerçekten arkadaşlar. Ses duyulmaz ki, duyulmaz ki. Çok ses burası. Biraz sıcak bir şey. Ooo, duyduk. Ooo. Arkadaşlar, tek bir menü var. Patates artı et. Bir de önceden salata geliyor. Bu kadar. Bir menü. Tatlılar var. Tatlılar, belki yeriz tatlılar ve gösteririz. Tatlılar çeşit çeşit. Onun dışında menü tek. Evet, annem daha yemeğini bitiremedi. Ne story atıyor? Çünkü story atıyorum arkadaşlar. Hiç bu saate kadar bir şey atamadım. Şarjım azdı. Burada şarjı yaptık. Isınıyoruz. Sığındık buraya arkadaşlar. Evet. Harika. Biz bizim yuvamız gibi oldu. Çünkü duyu sevindik. Ne? Çıkmayacak. Arkadaşlar ben tatlı seçeceğim şimdi. Anneciğim ne almak istiyorsun? Bunu, ben şunu, şunu. Bunu, bunu, şunu, şunu. Sakin. Hayır o değilmiş, o değilmiş. Buymuş. Bu. Buymuş. Bu da bu, şu da şu. Tamam, hepsi tamam. Hepsi. Hayır. Provisör. Ve bunu istiyorum. Tamam, bakalım yani. Kirapla, benim pembeler için nesin bakıyorum. Evet, dün gece uyuyakalmışız arkadaşlar. Evet, arkadaşım. Dün bile biz kaybolduk gece ama hiçbir şey çekemedik çünkü benim ödüm patladı. Şarjı bitti. Evet, bizim otelimizin kahvaltısı arkadaşlar. Şuradan başlayalım. Bize harika bir Fransız kahvaltısı hazırladılar. Bunlar efsane güzel görünüyor. Yoğurtlar taze, bak buz gibi yoğurtlar. Evet. Biraz sonra inceleyeceğiz içerisinde ne var, hangi malzemeler. Bunlar da buz gibi. Ne olduğunu bilmiyorum. Peynir. Peynir mi? Olabilir mi? Ha? Peynir olabilir bunlar. Labne, irakçı, peynir, cheddar. Sesler. Evet, harika. Sıcak bir süt var çünkü burada kahve içecek. Ben de böyle demleme bir Karadeniz of. Karadeniz çayı içecek. Bugün inanamıyorum. Siyah çay burada o kadar lezzetli bir çay içmiştik. Kuru meyveler çanağı bu çok güzel. Bunu ben de edinmek istiyorum bu seçim. Böyle bir çanakla içine kuru yemişler. Tamam. Ve bir de bakın böyle bir meyve salatası geldi. Ama değişik kokusu var çünkü içinde mango, bir, ananas. Evet, mango, ananas, üzüm, şeftali, elma var ve iki tane yumurta var. Bir de böyle bal ve reçel kapımız var. Çok güzel. Ben çok beğendim. Size fazlasını yeter. Saat 11. Karşıya geç böyle git. Karşıya geçelim. Karşıya geçelim acaba. Burada çünkü arkadaşlar evsiz bir amca var ve beni birazcık korkutuyor. Şimdi nereye gidiyoruz? Alışveriş merkezine gidiyoruz ve kokular var. Ben şimdi kahvaltıdan kalktım ama tekrar acıktım. Gül abla, nereye gidiyorsun Gül abla? Çiçekçi istiyordu zaten ve arada çiçekçi buldu arkadaşlar. Hatırlıyor musunuz bizim Antalya dönüşümüzü? Aynı şeyi Paris dönüşü de yapabilir miyiz acaba? Burası bir pasaj, iş pasajı galiba. Hani bak çiçekçisi var. Böyle, evet çok. Şu anda tek gürültü yapan kişi benim. Evet. Baksana böyle bir iş yeri düşünebiliyor musun? Sokaklarda geze geze gidiyoruz arkadaşlar. Hiç toplu taşıma kullanmayalım dedik. Her yere yürüyelim dedik. Ayakkabılarımız da rahat. Çekelim mi? Böyle. Şöyle başlıyor. Şöyle ne kadar güzel görünüyor arkadaşlar. Adeta bütün binaları müze falan zannediyorum. Değil mi? Evet. Sanat evi falan da. Hayır burası insanların yaşam alanlarıymış. Evet. Çok ilginç şey var arkadaşlar. Oh, araba geliyor. Arkadaşlar kısa sürede bir kalp ödedi. Anne inanamıyorum ya. Bir şey, bakın. Nasıl plastik sandalye falan kullanmamış. Her şey o kadar özenli. Doğaya zararlı değil ki. Ve her şey o kadar minimalist ki. Baksana böyle bir küçük masalara. Yere geçildiğindeyiz, geçebiliriz.
Arkadaşlar bundan sonraki Avrupa gezimizde, gezimizden önce yapacağım şey ne biliyor musun? Sana bisiklet kullanmayı öğretmek. Evet. Kesinlikle bisikletle gezmek istiyorum bundan sonra. Herkes çok şık, çok saygılı, güler yüzlü. Ve ben bir çiçekçi daha gördüm. Woo! Kiralayı durdurmayın. Burası da Sen Nehri'ymiş arkadaşlar. Kaldığımız yere yürüme mesafesinde Louvre Müzesi, Orsay Müzesi ve Sen Nehri. Ve daha birçok görmeyi planladığımız yerler. Her yere yürüme mesafesinin olması çok avantaj arkadaşlar bizim için. Konuşamıyorum çünkü buz gibi bir hava var. Fransa'ya çok az kar yağarmış. Özellikle Paris'e çok az kar yağarmış ama şu anda inanın kar yağsa yeridir. O derece donuyorum. Ve ben de İzmit'e göre hani henüz Kocaeli'ye çok fazla kar akışı gelmediği için ince ince şeyler almıştım. Şu an donuyorum. O yüzden alışverişe gidiyoruz. Öyle işte böyle 3'e 5'e bir şeyler buluyoruz. 3'e 5'e. Bakmayacağız. 3'e 5'e bakmayacağız yani. Arkadaşlar bakın nereye geldik. Burası bir AVM. AVM'nin en üst katından böyle bir manzara var. Burası çok büyük bir opera binası ve akşam buraya bale izlemeye geleceğiz. Şurada Eiffel Kulesi'ni görüyorsunuz. Evet Gürabla ne düşünüyorsun? Birkaç story paylaşalım arkadaşlar. O kadar güzel bir yer bakar mısınız? Eiffel Kulesi'nin üzerinde sis var. Tepesi görünmüyor. Evet. Büyüleyici. Kadar güzel ki. Bir de burayı güneşlemede görmek bu benim için nasip olmak. Keşke bugün gelmiş olsaydı diyorum. Çünkü şu anda kastettiğim, tam hayal ettiğim aslında. Paris'i, Almanya'yı, İngiltere'yi, İsviçre'yi böyle gri, kapalı, soğuk olarak hayal etmişim. Ama Ekim'de geldik. Evet. Yazın da gelmeyi çok isterim. Güneşte, ışıl ışıl. Eminim buralarda çok güzel görüntüler olacaktır. Öyle mi Gül abla? Evet. Çok güzel görüntüler mi olacak? Evet, evet. Her şey çok güzel. Her yer harika. Arkadaşlar annemin kombinine ne diyorsunuz? Çok terzi değil mi? Herkes anneme bakıyor. Acaba ne? Acaba çok renkli olduğu için mi yoksa absürt olduğu için mi yoksa güzel olduğu için mi? Ben güzel olduğu için olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu güzel terasa elveda diyoruz arkadaşlar. Opera binasına akşam geleceğiz. Eiffel Kulesi'ne de yarın geleceğiz. Annem Gül ablayı bulabilen var mı? Mor. Mor Gül abla. Şimdi buraya elveda diyoruz. Ve içeri giriyoruz. Biraz yemek yiyeceğiz ve gezeceğiz. Gezdik ve daha sonra Louvre Müzesi'ne ışınlandık. Mona Lisa'ya geldik. Bakın arkadaşlar. Bu kadar zor geldi. Sıra gelmiyor. 15 dakikamızı burada geçirdik. Zaten bitmek üzere. Mona Lisa inşallah bize gülümser. Mona Lisa. Çok yakın gitmek mümkün değil. Yani dokunmak mümkün değil. Evet. Şimdi biz yakın olabildiğimiz en yakın noktaya gidip selfie çekeceğiz. 1 hour later. Müze kapandı arkadaşlar. Evet öyle. İstediğimiz kadar gezemedik ama alt katta hayat devam ediyor. Alışveriş yapmak için burayı tercih ediyor insanlar. Çünkü burada hatıra hani müzeye geldik de elimiz boş dönmedik gibi olmasın diye. Fiyatlara hiç bakmıyoruz bile. Hiç. Eminim çok pahalı. Zaten onlara göre ucuz evet ama bize göre çok pahalı arkadaşlar. Çünkü 1 euro 12 lira neredeyse. Bu çekimden tam 3 ay sonra yani bugün 11 Mart 2022'de Euro 16.24. Teşekkürler. Arkadaşlar böyle bir yerdeyim ya. Böyle bir yer. İnanabiliyor musunuz? Şöyle bir yerdeyiz. Çok yakından izliyoruz. Nasıl evde anlamadım. Şöyle bir yer aldık. Arkadaşlar bakar mısınız şu an? Böyle bir şey mümkün olabilir mi ya? Şu an ben burada bunu izliyor olabilir miyim? Olabilirim arkadaşlar. Mola verdik arkadaşlar. Evet gözükmüyoruz. Arkadaşlar neden geldik buraya? Evet. Arkadaşlar sabah buranın önünden geçiyordum. Dedim ki acaba burada opera falan var mı? Bir baktım dedim bale varmış. Çok sevilen bir oyun. İyi ki gelmişiz arkadaşlar. Okulun güzel bir sakın. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir deneyim hayatımda yaşamadım. Şimdi Uber bekliyoruz arkadaşlar. Araba gelsin, yemeğe gideceğiz. Bu sabunu bu kadar da çekmeyin dese de. Arkadaşlar evet annem biraz çekti. İnşallah telif atmazlar. Arkadaşlar yarın bir daha geleceğiz. Annem gelmese ben geleceğim. Geleceğim, yarın geleceğim. Çok güzeldi, çok güzeldi. Hayatımda gördüğüm en güzel sahneydi. Yarın da operaya geleceğiz, baleye değil. En güzel sahneydi. Evet gerçekten. Dur bir dakika arabamız gelmiş olabilir. Tamam. Evet taksimiz gelmişti. Taksiye bindik ve yemek yiyeceğimiz mekana gittik. Ve şimdi görüyorsunuz orada bir pizza yedik. Sanki İtalya'dayız. Ve oranın en meşhur şeyi sufleymiş. Tabii ki de suflemeden de olmazdı. Sufleyi de yedik.
ve daha sonra otelin yolunu bulmakla ve şarjımızın bitmesiyle geçen bir süreç. O yüzden ertesi güne ışınlanıyoruz. Arkadaşlar bakın yanımda kim var? Paris'in en ünlü ayısı. Arkadaşlar herkes bize bakıyor. Dünkü gibi. Dün pembenin güzelliğinden bakıyorlardı. Bugün şapkanın güzelliğinden ve annemin tatlılığından. Çünkü gerçekten çok tarz. Şimdi Orsay Müzesi'ni gezmeye gidiyoruz. Ve günün sonunda da Eiffel Kulesi'ne gideceğiz. Ayrılmayın. Evet. Orsay Müzesi'ne geldik arkadaşlar. Böyle okunuyormuş. Harika, harika bir müze arkadaşlar. Evet, daha yeni girdik ama şu görkemli saatten. Sen onu mu çekiyordun? Evet, roman rakamları var ve burada da devasa resimler var. Şu an bulunduğumuz sokaktaki resimler hayvan resimleri. Dönemin aslında bu yakın dönem. Çoban. 1810-1865. Tarihinde ve insanlar şapka giyiyormuş. Tabii ki, güneşten korunmak için. Bak orada da bir çoban var. Burada da kırmızı ördekler, inek ve yine bir kuzu var. Tatlı. Çok güzel ve bu bir küçük kız çocuğu. Ya benim çocukluğum olabilir, ben de böyleyim. Evet, annemin çocukluğu kesinlikle. Listemizde 24 tane eser var. Bu eserleri görmek için azmettik arkadaşlar. Bir challenge başlattık. Evet. Ama gördüklerimizi işaretledik. Ama challenge fail oldu. Çünkü arkadaşlar sadece 6-7 tanesini görmek 1-2 saatimizi aldı. Ve şu en ünlü eserlerden Van Gogh'un otoportresini görüp gitme kararı aldık. Hiç öyle bir şey yok. Göreceğim ben hepsini ama şuradaki yemek kokuları beni bir cezbetti arkadaşlar. Durakladık burada ama sıra o kadar uzun ki kuyruk evet. Var. O yüzden yemek de yemiyoruz. Bugün binalar bu şekilde birbirine bağlanıyor. Gerçekten dünyanın en güzel müzesi almayı ünvanı kazanmak da çok haklıymış. Arkadaşlar annem orada bir operasyon. Arkadaşlar çizimi giyemiyorum. Bayağı çizmiş. Böyle bir ortamdayız ve annem... Burası böyle bir yer. Çok güzel. Bak dünkü montu giymemiş. Bakın 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 ne var burada. Size göstermemiştik. Arkadaşlar Eiffel Kulesi'ne geldik. Kulenin önünde annem fotoğraf çekileceği için ayakkabı, kostüm değişikliği yapıyor. Ama giyemiyor. Çarpmaz. Böyle bir gün işte arkadaşlar. Allah çıktı ayakkabı neden çıktı? Giyecektin, çıkarmayacaktın. Hadi bastır. Bastır. Oteli uğrayıp bir küçük daha bir kostüm değişikliği yaptık. Daha sonra yine taksiyle maalesef başka bir ulaşım şekli yok çünkü. AVM'ye giderken bakın Gülav'la kostüm değişikliklerinden ve gezmekten yorgun düşmüş bir şekilde uyuyakaldı. Daha sonra alışveriş merkezinde işimizi bitirdik ve bir market bulduk. O zaman şimdi markete ışınlanıyoruz. Arkadaşlar annem Fransa'da İsviçre çikolatası arıyor. Evet. Ve şimdi onu soracağız. Bakın. Halloween. Buldum arkadaşlar. Şimdi annem çağıracağım. Bakın burası komple Swiss. İçeri kadar Swiss alsın. Kadın da diyor ki what? Swiss? Evet yani diyorum Swiss evet. Fransa'ya gelmiş İsveç çikolatası arıyor. Ama yapacak bir şey yok. Market alışverişine devam ediyoruz. Arkadaşlar değişik bir şey götürmek istiyoruz çocuklara. Evet biz gördük ama yemesek de boğazımızdan geçiyor. Aa bu suçum bunu çok aldım güzel. Bile. Ama çok pahalı arkadaşlar. Ateş pahalı bakın. Evet bizim ülkemizde de 7,5 lira, 3,90 lira, 2 lira. Makarnalar ama bizim paramızın değeriyle bunların değeri aynı olmadığı için bize çok geliyor. Evet. 7,5 lira. Buradaki insanlar için evet alır giderler doldururlar evet ama biz alamıyoruz. Çünkü 7,5 lira 80 lira ediyor. 3,90 lira. 4 lira. Burada 4 lira. Evet. 4 euro. Bizde? 40 lirasıyla. 45 lira. 45 lira buna verilir mi? Ama bir tane alalım dedik. Hani çocuklar elimiz boş gitmeyelim. Bir de şunu aldık arkadaşlar. Bir de bunu aldık. Bunların videosunu çekeceğiz arkadaşlar sizin için. Bunu eriteceğim bir çikolata. Hayır bir şey yok ya. Onu hapır hapır yiyeceğiz çocuklarla onu birlikte. Onu da haşlayacağım. Yoğurtlu böyle, cacıklı böyle. Hayır. Onu da güzelce lezzetini tadını da yiyeceğiz. Başka ne alalım? Bu kocaman dev çilekler. Evet. Bakın le şokolat. Le sorbet arkadaşlar. Bu ne kadar? Bu 70 lira. Ay ben bunu tutturdum galiba. Dokunma. Ne yapıyorsun galiba? Çok özür dilerim. İstemeden oldu. Bir daha çıkarır mıyız? Bir şöyle güzel bir yemek yiyelim lütfen. Nerede yiyeceğimizi bile bilmiyoruz. Tam makarnamızdan kırık kırık yeriz yani. Bir günümüz kaldı. Bu bir gün boyunca bizi idare eder Buse'cim. Doğru. Hadi. Yesterday. Güneşli bir günde geldik. Güneşli bir günde gidiyoruz arkadaşlar. Paris bizi sevdi. Biz de Paris sevdik ama şu iki gün tam gün buradaydık ya. Yarınları saymazsak işte o günlerde burada bir kapalı hava vardı. Evet. Hiçbir şey yetiştiremedik. 4 gün değil, 40 günde kalsak herhalde Paris bize yetmeyecek çünkü çok sevdik. Evet. Evet, bütün kalbimizi burada bıraktık ve evimize dönüyoruz. İnşallah hayırlısıyla döneriz arkadaşlar. Yolda kaza yaptık. Evet. Tam 3 taksi değiştirdik. Bir tanesi bizi almaya gelirken kaza yapmış. İkincisi bir cinsinden kaza yaptı. Üçüncüsü bizi güvenle getirdi ama
Ve ondan hayır, sonra da zamanımız yetmedi, koştura koştura. Dualarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Bize inanılmaz böyle bir olumsuz enerji var üzerimizde. Ama sonunda geldik arkadaşlar. 3 hours later. Evet. İndik arkadaşlar. Hastane bindik çok şükür. Evet. Tamam. Biraz panik atan falan. Tamam. Sonunda geldik. Teşekkürler. Ve İstanbul pastayamız sana. Bu seyahatin üzerinden 3 ay geçmiş olmasına inanabiliyor musun Gül abla? Nerede? Aç dolabı. Makarnamız nerede? Ah, şurada, şurada. Al şu makarnayı göster. Hala duruyor. Hala 3 ay geçti bakın. Hala daha makarnamız duruyor. Evet, ne zaman yapmayı düşünüyorsun Gül abla? Bugün. Bugün mü? Kendi kanalımda. O zaman hem Gül ablanın kanalına hem de Gül ablanın Instagram hesabını takip edin. Bir de sen bugün kurabiye yapmışsın galiba. Evet. Kurabiyelerin içinde ne var peki? Bunun içindeki beyaz çikolata. Fransız çikolatası. Fransız çikolatası. Türkiye'nin anne kurabiyesi yani. Portakal kurabiyesiyle. Ay arkadaşlar özür dilerim. Tamam sen çok şey yapma. Ben hemen bir veda edeyim. Arkadaşlar 3 ay geçti bu tatilimiz üzerinden. Ve bir sonraki ay yani 1 ay sonra nereye gittiğimiz sen açıkla. Bu sefer daha ayrıntılı bir vlog gelir mi Gül abla? Gelir. Hem de sizin istediğiniz bir yer arkadaşlar. Bunu da yorumlara yazmış olur. O zaman tahmin edin nereye gidiyoruz?